Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun, gayet iyiyim. Hocam, bugün sizle sinemayı konuşacağız. Sinema eleştirmenliğini konuşacağız. Merak ettiğimiz sorular var. Eleştirmenlik nasıl olur? Her şeyi sorabilirsiniz. Sinema nasıl olabilir? Sağ olun hocam. İlk sorum şöyle olacak hocam, hemen sorulara geçiyorum ben. Eleştirmenliğe geçiş süreci nasıl oldu? Neden sinema eleştirmenliği? Şimdi genellikle yaygın bir inanış ya da bir kalıp vardır eleştirmenlerle ilgili. Özellikle sinema eleştirmenleriyle ilgili. İşte bunlar yönetmen olmak isterler, olamazlar, sonra eleştirmen olurlar denir. Hatta bazı çok ünlü yönetmenler dünya çapında da bunu dile getirmiştir. Bunun böyle olmadığını biliyorum, en azından kendimden biliyorum. Eleştirmenliğe öncelikle tabii bir sinema sever olarak başladım. Yani tabii izleyici, yani film izlemeyi seviyordum. Çocukluğumdan itibaren sinemayla, sinemanın yani yaşantımızda bir yeri vardı. Üniversite öğrenciliği zamanında da daha bilinçli seyretmeye başladım ve film tanıtım yazılarını, film eleştirilerini okuyup, okumaya başlayıp, onları da takip ederek kendi film, yani film hakkındaki kendi yargılarımla onları karşılaştırdım. İşte kimi zaman uyum gösteriyordu, kimi zaman çelişiyordu ve sonra hani yazacak bir yer bulunca da onları yazmaya başladım. Yani bu işi ben de yapmak istiyorum düşüncesiyle, duygusuyla başladım. Aslında film eleştirmenliği denilen şey, yazacak ya da düşüncelerini dile getirecek, başkalarına iletecek bir yer bulan, bir mecra bulan, bir yayın organı bulan yarı profesyonel sinema sever demek. Yani eleştirmenlik öyle çok böyle bulutların üstünde bir şey değil. Yani çok film izliyorsanız, sinemayı seviyorsanız, merak duyuyorsanız sinema tarihine, izlediğiniz filmler hakkındaki düşüncelerinizi başkalarıyla paylaşma durumudur eleştirmenlik. Burada tabii filmi yapanlara, yani yönetmene ya da oyunculara, senaryo yazarlarına dönük yargılar da, vurgular da işin içine giriyor. Ve böylece bir eleştirmen silüeti ortaya çıkıyor. Bunu Türkiye'de ya da başka ülkelerde de, yani belli bir süre yapınca da, uzun sürede, benim 30 yıla yaklaştı, kendinizi eleştirmen olarak buluyorsunuz. Yani işin özü sinemayı sevdiğiniz için. Tabii sinema severliktir. Yani evet. Sinema severliktir ve film yapmakla yapamamakla hiç ilgisi yok. Yok, dediğim gibi yani ben hiçbir zaman yani bir film yönetme, kameraman olma, oyuncu olma, senaryo yazma isteğine kapılmadım. Bunların yani çok zor işler olduğunu da biliyorum. Saygı da duyuyorum ama ben de değil, ben direkt eleştirmen olmak istedim. Peki hocam, eleştirmenlik şu anda Türkiye'de öyle bir zemin var mı? Eleştirmenler rahat bir zemin tanıyor mu? Çünkü şöyle bir şey okudum. Soner Yalçın'ın yazısından okudum. Şey demişti. Eleştirmenleri vurun kitabınızı, evet, bahsederken köşe yazısında. Dövdüklerini biliyorum. Küfür ettiklerini biliyorum. Ancak bilmediğim şeyler bu kitabın içinde demişti. Bu kadar ciddi bir durum var mı? Durum söz konusu mu Türkiye'de? Yani oldu. Yani bu tür şeyler oldu. Hani hiç şakaya gelir tarafı olmayan şeyler yaşanmış ve yaşandı. Bazılarını ben de biliyorum. Yani en azından hakaretler. İşte ben eleştirmenleri vurun kitabında zaten ağırlıklı olarak Türkiye ama dünyadan da örnekler vererek eleştirmenlerin sektör temsilcileriyle, yani yönetmenlerle, yapımcılarla, oyuncularla, daha doğrusu sektörün eleştirmenlere dönük tavrını biraz sergiledim. Çoğu da bilinmeyen olaylar vardı. Yani böyle bir durum var. Eleştirmenler, yani benim kitabın alt başlığı sinemanın lanetlileri şeklinde. Yani dünyanın hiçbir yerinde çok sevilen insanlar değil. Çünkü amaçları gerçeği dile getirmek, bir yargıda bulunmak. Film kötüyse kötü demek. İyiyse iyi. Evet, ama kötü bir filme iyi dememek gibi bir alışkanlığı var bu işin. Dolayısıyla çok da sevilmediklerini biliyorum. Birkaç örnek verebilir misiniz bizim için? Yani Türk sinema tarihinde çok eskiden beri var bu şey. Ben o kitapta bunun tarihi dökümünü de çıkardım, tek tek olaylar şeyinde. Ama hani 70'li yıllarda, yani Türk sinemasının Yeşilçam döneminde özellikle, yani çok tanınmış isimlerinin de eleştirmen nefreti içinde oldukları belli. Şimdi çok somut olaylara girmeyeyim ama yani işte Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin töreninde bir eleştirmene, Vecdi Sayar'a fiili olarak saldırma dahil, işte şu anda benim de bir ara başkanlığını yaptım, şu anda üyesi olduğum Sinema Yazarları Derneği'nin adına her yıl onur ödülü
verdiği eleştirmen Tuncan Okan'ı Milliyet Gazetesi'nin attırmak için sektörde imza toplamaya kadar çok değişik şeyler olmuş. Yani bir eleştirmen antipatisi, nefrete varan zaman zaman bir antipati olduğu açık. Çok örnek var. Yani bazılarını ben de yaşadım. Pek çok, yani benim kuşağımdan eleştirmenler de yaşadı. Özellikle eleştirmenliğin yazılı basında sınırlı kaldığı dönemde, hani şimdi başka iletişim kanalları da başladı. Sosyal medya var, internet var, bloglar var, internet programları var. Ama eleştirmenliğin, yani günlük gazete ve dergilerde sınırlı kaldığı dönemde gerçekten çok sert ilişkiler şeyi olmuş. Sizin hakkınızda baktım, araştırdığımız zaman sözlükte, birkaç ekşi sözlükte Ekşi sözlüktekiler beni şey yapmaz, çok tutmaz. Onlar da o açıdan eleştirmen nefretini büyüten bir kesim. Tabii tanıyorum, orada takma isimle yazılıyor. Ben kitapta da bir örnek verdim zaten ekşi sözlüğün eleştirmenlere hakaretlerinden. Evet, ekşi sözlükte de var. Onlar orada istedikleri gibi yazıyorlar tabii. Yani sonuçta görünmeyen bir galiba onlar kimseyi sevmiyor ama. Yani. Ya olabilir. O da tabii bir başka mecra. Hani çok benim şeyime uygun değil. Söylüyorlar. Yani eleştiri boyutunu aslında tabii tartışıyoruz. Evet. Eleştiri demek hatayı düzeltmek. İşte iyileştirme sanatı aslında bir yerde. Güzelleştirme sanatıdır. İzleyici, yani izleyen kişi neye bakmalı bir filmde? Hani siz ilk önce eleştirmenlik yapıyorsunuz ama ilk önce filmde neye bakıyorsunuz? Doğru olan neyi arıyorsunuz filmde? Senin söylediğin hani hatayı düzeltme boyutu, diyelim ki eleştirmenle ya da eleştiri üretimiyle sanat üretimi, yani sanatçı arasındaki ilişki, yani şu anda Türkiye'de de dünyada da bir 100 yıl önce ya da 200 yıl önce olduğu gibi değil. Yani arada çok büyük mesafe var. Yani o zaman diyelim ki bir ressama dönük eleştirin ya da bir edebiyatçıya dönük eleştirin, onun bir sonraki üretimini, bir sonraki eserini etkileyebilir idi. Bazı şeyleri, bazı uyarıları, bazı eleştirileri dikkate alıp bir sonraki çalışmasında onlardan kaçınabilirdi. Yani eleştirinin hata olarak gördüğü şeylerden kaçınabilirdi. Şimdi öyle değil. Yani eleştiri mekanizmasının ana amacı tabii ki sanat üreticisine, yani sanatçıya dönük uyarılardır. İşin özü budur. Fakat günümüzde, yani bu medya bolluğunda ya da sanatın çok büyük oranda ne yazık ki piyasaya esir olduğu bir şeyde eleştirinin amacı, bu bence her sanat dalı için geçerli ama öncelikle sinema ve edebiyatta daha belirgin bu. Tüketiciyi, yani seyirciyi ve okuru korumak ya da yönlendirmek. Korumak kavramını özellikle konuşuyorum. Ya yani bazı filmlerden seyirciyi uzak tutmaya çalışmak bence sinema sanatının özüne bir saygı gösterisi gibi oluyor. Yanlışım varsa düzeltin. Hani dediğinizi destekleyeyim ki söyleyeceğim. Fransa'da yeni dalga akımı, Fransız yönetimi, evet, ve aynı zamanda sinema eleştirmenliği de yapan bir dönem. Evet. Truffaut eleştirmenliği şöyle sorumluluk kattığını görüyor kendine. Eleştirmenlik izleyicinin kötü filmden kurtulmasını sağlamak, onları izletmemek için önemli diyor. Yani onu yapmalı diyor. Öyle diyor. Truffaut eleştirmenlikten, ki yani Fransa'da işte 60'lardan itibaren sinema eleştirisi çok güçlü, yani çok güçlü isimler var. Hala devam eden bir gelenek. Çok önemli dergiler var. Truffaut sonradan yönetmenliğe geçtiği için iki alanı da çok iyi biliyor ve o lafında aslında dediği şu. Gençken diyor, kendimizi bir eleştirmen olarak şeyle vazifeli görürdük. Seyirciyi kötü filmlerden uzak tutma. Evet, böyle bir refleks, böyle bir itki vardır. Yani eleştirinin temelinde bu vardır. Ya da hani çok iyi filmlere yönlendirmek, ya bu filmi görün demek itkisi vardır ama asıl sertleşme şeyde başlıyor. İşte Truffaut'un o vurgusunda, yani seyirciyi bazı şeylerden uzak tutmaya çalışma aşamasında çıkıyor. Sen bu çabayı gösterince karşı taraf diyeyim, yani filmin yapımcısı ya da yönetmeni seni düşman belliyor. Ki bu, yani işte Türkiye'de ana tartışma konusu bu. Yani bir dönem, hala da öyle, yani Yeşilçam döneminde eleştirmenler çok kötü film yapıyorsunuz dediği zaman ya da şimdi dediğimiz zaman siz yabancı sinemanın ajanısınız. İnsanları hani yerli filmden, Türk filmden uzak tutmaya çalışıyorsunuz. Ona gitmesin, yabancı filmlere gitsin istiyorsunuz deniyordu. Hayır. Biz insanları kötü filmden uzak tutmaya çalışıyoruz ya da çalışıyorlardı.
bizim işte bir önceki kuşak, daha önceki kuşak yani eleştirmen büyüklerimiz, abilerimiz. Programda şeyden bahsetmişsiniz. Hollywood sineması. Yani Hollywood sinemasının bize hegemonyasından söz etmişsiniz. Sözünüzü okumak isterim. Özal döneminden itibaren Amerikan sinemasının Türkiye sinema kültürü ve izleyicisi üzerinde ciddi bir hegemonyası var. Hegemonyayı yıkmak için, en azından kırmak için Hollywood'a kota koyulmalıdır demişsiniz. Yani bu şimdi tabii çok ürkütücü gelebiliyor bazılarına. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde silah endüstrisinden sonra yani devlet düzeyinde böyle hani büyük planlarla, büyük kararlarla en çok kollanan, korunan, hani yasalarla, önlemlerle korunan sektör sinema sektörü. Evet. Yani Amerika dünyaya bir silah ihraç ediyor ve o sektörünü, silah sektörünü gözlü bebeği gibi bakıyor, bir de sinema sektörünü. Orada da propaganda işlevini yüklüyor. Körfez Savaşı'ndan önce Bush sinemacıları topladı. Evet. Şeyde ve onlara bir şeyler söyledi. Daha önceki dönemlerde de başka başkanlar da yaptı falan. Yani zaten hani Hollywood dediğim şey, yani bir Amerikan sineması var. Hani çok iyi, çok onurlu, çok şey yönetmenlerin, sinemacıların olduğu bir şey var ama ben Hollywood derken onu biraz ayırıyorum. Hollywood bir sistem. Yani bir mekanizma. Onun çok fazla dışına çıkamıyorsunuz. Özgür yönetmenler var Hollywood'a bağlı. Ya var, bağımsız sinemacılar var. İşte Sean Penn mesela o isimlerden birisi. Yani çok güçlü sinemacılar var. Oliver Stone zaman zaman yapar çıkışlar. Yani çok yani onurlu ve iyi bir sinemacılar kuşağı da var ama Hollywood bir şey ve hani çok da yaşatmıyor bunları. Yani çok güçlü olmadığınız sürece yaşayamıyorsunuz. Hollywood bir sistem ve kültürel olarak ülkelerin, insanların, zihnimizin, algımızın üzerine çullanıyor ve dayatıyor pek çok şeyi. Şimdi ülkelerde ulusal sinemalarını, ulusal kültürlerini korumak için buna karşı bir önlem alıyorlar. Bazı ülkeler kota uyguluyor. Örneğin Çin evet. Şimdi çok güçlü sineması olan bir ülke. İkinci sırada herhalde hasılatı. Yani sineması da çok güçlü. Yani Amerikan filmi tamam ama diyor yani bu kadar girebilir. Ben kendi sinemamı korumak zorundayım. Mesela bir başka ülke sineması çok güçlü. Yine işte en son Berlin'de ödül aldı. İran sineması. İran sineması. Yani orada da mümkün böyle çer çöp Hollywood filmleri gelsin girsin oradaki İran filmlerinin ya da başka ülkelerde olduğu gibi ulusal sinema örneklerinin önüne geçsin. Yani Hollywood'a karşı bu şey değil. Hani sanat düşmanlığı falan değil. Sen ulusal sinemanı, ulusal kültürünü korumak için Hollywood'a kota uygulayabilirsin. Bunun başarıya ulaştığı örnekler var. Avrupalılar tamam kota koymuyorlar. Bazı ticari anlaşmalar gereği falan ama yıllardır komisyonlar kurdular. Hollywood Fransız sinemasını, İtalyan sinemasını, çok güçlü sinema geleneği olan ülkelerdir bunlar. Yani sinemanın başlangıcından itibaren İngiliz sinemasını hepsini darmaduman etti ve bir çözüm bulamadı. Eurimage onun için kurulan bir ağdır. Avrupa sinema ağı Eurimage, Hollywood'a karşı Avrupa sinemasını korumak için oluşturulmuş bir şeydir. Mesela Avrupalı sinemacılar çok şaşırır Türklere. Ya siz hani bir film yapıyorsunuz mesela Babam ve Oğlum gibi ya da daha yakın Recep İvedik gibi ya yılın en iddialı Hollywood filmini 5'e katlıyor seyirci sayısında. Bunu nasıl beceriyorsunuz şey, derler. Evet. Biz yapamıyoruz derler. Ben bir süre önce Almanya Nürnberg'e gittim. Bir sinema kompleksleri var. İşte 24 salon mu ne vardı? Çok büyük bir yer. Yani Avrupa'nın en büyük komplekslerinden, sinema yapılarından biri demişlerdi. 24 salonda binanın şeyin girişine her salonda oynayan filmlerin afişlerini asmışlar. 22 salonda Hollywood filmi vardı. 2 salonda da Türk filmi vardı. Hiç Alman filmi yoktu. Yani hangi Türk filmi vardı? Yani bu dediğim olay işte 1453 Fetih. 2 salonda da o oynuyordu. Şimdi yani korkunç bir şey aslında Alman sineması açısından baktığın zaman. 24 salonda bir tane Alman filmi oynamıyor. Geri kalanı Hollywood. Yani ezmiş geçmiş. Şeyler buna kota koymamakla birlikte ne yapabiliriz diye. 20 yıla yakındır neredeyse bir çözüm arıyorlar, bulamıyorlar.
komisyon kurdular, başına Gérard Depardieu'yu getirdiler, olmadı, işte Fransız Kültür Bakanı girdi falan, yani yapamadılar. Türk sineması kendi direniyor. Hiçbir planlama da olmadan kendi kendine gelişen bir şekilde. Yani Recep İvedik iyi filmdir, kötü filmdir, şudur budur, ona bir şey demiyorum estetik açıdan. Ama giriyor ve yılın diyelim ki en iddialı Amerikan filminin 5 katı, 10 katı seyirci topluyor. Ve açıkçası Avrupalı sinemacılar bunu hayranlıkla bakıyorlar. Şey, eğitim düzeyiyle de alakalı mı biraz bizim filmlerimizin gişedeki başarısı? Yok, zannetmiyorum. Yani bu... yani Türk sinemasının Yeşilçam... dan itibaren özellikle halk sineması veya yani masal geleneğine dayalı olmasıyla ilgili bir şey bu. Yani o halkla o bir şekilde korunuyor. Yani hani film iyidir, kötüdür onu tartışırız, eleştiririz falan ama o şey bugün hala yani televizyonda Yeşilçam filmleri, Kemal Sunal filmlerinin, yani Kemal Sunal sonuçta işte Keloğlan, halk masalı geleneğinden gelen bir kahraman. Bir anlamda şey gibi, İşte Sadri Alışık'ın tiplemeleri gibi, Celalı İbo, Turist Ömer gibi, Cilalı İbo gibi, Feridun Karakaya falan. Yani oradan gelen bir şey. Onun başarısı o, orada saklı. Şimdi tabii o gelenek yavaş yavaş kayboluyor. Yani Recep İvedik gibi bir masal kahramanımız yok bizim tarihte. Ya da geçmişte kültür olarak da, ama onun başarısının bence eğitimle değil bununla ilgisi var. Anladım. Peki sinemayı konuşuyoruz ya, Türk sinemasında konuşuyoruz, kişideki başarıları konuşuyoruz. Türk sinemasını nasıl buluyorsunuz? Şu an günümüzdeki Türk sinemasını nasıl buluyorsunuz? Yani iyi buluyorum, başarılı buluyorum. Hani tek tek filmlere baktığımız zaman dediğim gibi yani beğenmediğim çok film oluyor. Özellikle hani festival filmleri dediğimiz, yani bizim Antalya'da, Antalya'da, Adana'da, İstanbul'daki ulusal yarışmalarda izlediğimiz filmler ayrı. Yani popüler filmleri de kattığım zaman, hepsini birlikte düşündüğüm zaman yani tek tek çok eleştirim olabilir. Ama genel olarak işte o az önce söylediğim şeyden, yani Avrupalı sinemacıların bir türlü başaramadığı şeyi başarmış bir sinema olarak bir kere olumlu buluyorum. Yani çok zenginiz. Sözünüzü kesin. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Ökten Başoğlu mesela der ki yönetmenin veya senaristin bir sorunsal olmalı. Hani bir sorunsal olmalı ki onu işleyebilsin, anlatabilsin der. Bizim ülkemizde sorunsallar, sorunlar, yani öyle bir coğrafya ki burası, o kadar hem zengin, her türlü zengin olduğu için yani yapacak çok da iş yok mu, yazacak çok da iş yok mu, yani çekecek tabii, çok da film. Şimdi sinemacılara zaten ana eleştirim o. Yani hani biraz oradan şeyi kaçırıyorlar. Yani gün böyle çok daha şey meseleler, yani son mesela 1-2 yıldır festivallerde, yani bizim Adana'da, Antalya'da, burada, İstanbul'da seyrettiğim yarışma filmlerine bakıyorum yani Türk sinemasından. Ya evlilik sorunları dışında, yani genç çiftlerin evlilik sorunları dışında bu memlekette hiçbir sorun yok deme noktasına geldim. Yani işte yani örneklerini yaşıyoruz. Yani bu ülkede şu kadar göçmen var. Yani bizim insanımızın gerçekliği üstüne bir de onların gerçekliği bindiği binlerce öykü var. Yani binlerce film kahramanı, karakteri var. Film konusu var, öykü konusu, senaryo konusu var. Türk sineması bunları böyle ucundan kıyısından geçen bir iki filmle şey yaptı. Yani Angelopoulos yaşasaydı, şimdi Yunanistan'da sınır görüntüleri bile nasıl bir filme dönüştürdü, onu düşünüyorum şeyden. Yani bu anlamda biraz ürkek ve günlük gerçeği ıskalayan, yani günlük gerçek derken yani bir ülkenin ana meselesi haline gelen günlük gerçekleri ıskalayan bir sinemamız var maalesef. Ama onun dışında şu açıdan başarılı buluyorum. Yani niye başarılı bulduğumu söyleyeyim. Şimdi bir ülke sineması, bir ulusal sinemanın iki temel ayağı olur. Bir popüler, daha yani eğlenceye dönük. Gişe filmleri. Gişe filmleri. Bir de daha çok festivale dönük. Sanat sineması denilebilecek bir şey. Şimdi Türkiye'de bu iki alanda başarılı. Yani bir taraftan işte Nuri Bilge Ceylan çıkıyor, Cannes'da ödül alıyor. Emin Alper çıkıyor. Emin Alper çıkıyor, başka genç sinemacılar çıkıyor. Yani illa Cannes, Berlin gibi yerlerde değil. Daha küçük festivallerde de alınan ödüller önemli. Ama işte bir taraftan da hani popüler genellikle güldürüler üstünden giden ya da işte mendil ıslattıran, seyirciyi ağlatan filmlerde bir başarı var. Yani babam ve bizim oğlum. Seyircimiz, tabii yani babam ve oğlum, bizim seyircimiz bir şekilde
bu ülkeye ait öyküleri izlemek istiyor Beyaz Perde'de. Bu iyi bir şey. Yani hala bundan vazgeçmiyor. Yani ekonomik nedenlerle seyirci, satılan bilet sayısı bayağı düştü son geçen yılda, ama buna rağmen hala Türk halkı Türk sinemasından vazgeçmedi. Bu açıdan başarılı. Umudunuz var mı Türk sinemasının gelişmesine geçeceğine dair? Ya var tabii, yani bu böyle gitmez. Dediğim gibi sonuçta yeni bir kuşak geliyor. Yani sinemaya gitmek pahalı bir iş haline gelmeye başladı. Şeyde bu AVM sinemalarıyla falan birlikte. Ama hani düzelir diye umuyorum şeyde. Her şeye rağmen yine de iyi gidiyor. Beğenmediğim, eleştirdiğim, daha iyi olması gerektiğini düşündüğüm noktalar var. Türkiye'de en temel problem devletin bir sinema politikası yok. Ne yazık ki Cumhuriyet'in başından beri yok. Cumhuriyet'in kuruluşundan beri yok. Ben sinemanın en temel eksiğinin, işte az önce söyledim, Çin dedim. Yani devlet sinemaya karışıyor. Bildiğin hem destekliyor hem karışıyor. İran yine öyle. Yani bu iki ülkede böyle liberal, demokrat ülkeler falan değil. Bunu bir düşünün yani, nasıl çıkabiliyor bu ülkeden? Çünkü devlet bir şekilde, yani devletin bir sinema politikası var. Bizde devletin bir sinema politikası yok. Yani zamanında Cumhuriyet kurulduğu zaman, yani ya biz bu işin çok altından kalkamayız demişler. Muhsin Ertuğrul'u bu işe memur etmişler. O da canla başla çalışmış. Yani ona da çok haksızlık etmiyor. Evet. Elinden gelen oymuş. Şimdi bizim sinema tarihlerinde tiyatrocular dönemi diye küçümsenen, çok eleştirilen dönem, aslında o dönem ne yapsın adam, o kadarını yapmış. Yani devlet halk dansları topluluğu var. Devlet senfoni orkestrası var. Devlet balesi var. Ne bileyim yani devlet, şey devlet tiyatrosu var bu ülkede, ama mesela devlet sinema ilişkisine dair hiçbir kurum yok. İşte bir tane genel müdürlük var. 10 yılda bir şura toplanıyor sinemaya da, bir 2 yıl önce alınan sinemaya dair kültür şurasında alınan kararların hepsinin 18 yıl önceki şurada da alındığını ben yazı olarak yazdım. Yani devlet sinemaya hiçbir olumlu katkıda bulunmuyor. Bir doğru dürüst yasa bile yok ortada. Bulunmuyor, ama yine de Türk sineması kendi yolunu buluyor. İlginç olan o. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bir kez daha sonra. İsmail Küçükkaya olayım hocam ben şimdi. Moderatörümü beğendiniz mi? Gayet iyiydi vallahi. Yani her şey mükemmelden biraz daha iyiydi. Bir sinema sohbeti olarak sağ olasın. Ben çok teşekkür ederim hocam. Her şey şaka maka. Gerçekten çok teşekkür ederim geldiğiniz için. İzleyicilerimize son olarak demek istediğiniz, belirtmek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Bir düşünce, fikir? Yok yani, hani sinemayı konuştuk. Yine sinemaya dair naçizane bir öneride bulunayım ya da cümle kurayım. Yani sinema aslında bugün izleme koşulları da çok genişledi, çok demokratikleşti. Ama yine de yasal izlemenin öneminin, estetik değerinin farkında olsunlar. Filmleri yasal platformlarda izlemeye gayret etsinler. Ve filmler hakkında kendi yargılarını öncelikle kendileri oluştursun. Bir de yani söyleyebileceğim şey bu. Bir de abone olsunlar. Tabii senin kanalına doğru. Evet, onu da unutmayalım. Evet. Tabii. Çok sağ olun hocam. Sağ olun. Herkese iyi günler.